Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi'ye kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü parfüm videomuzun konusu benim son zamanlarda sizden sıkça aldığım bir soru aslında. 2020 yüzünden hepimiz evlere kapanmak zorunda kaldık. Hatta havalarda iyice ısınmaya başlayınca hepimizde bir tatil hasreti, bir tatil özlemi oldu. Ve güneş kremi tarzında kokan parfümlerle alakalı soruları son zamanlarda o kadar çok alıyordum ki sizlere bu videoyu hazırlamak istedim ben de. Parfümlerimden bahsetmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere naçizane. Lütfen aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Beni çok memnun edersiniz gerçekten. Ben de böylece dinlendiğimi, sevildiğimi, değer verildiğimi hissetmiş olurum. Her gün saat 4'te yeni videolar atıyorum biliyorsunuz. Abone sayım da yükseldikçe bu beni daha çok motive eder hale getiriyor. İlk bahsedeceğim parfüm Estee Lauder'ın Bali'in Dream isimli parfümü. Ben bu parfümü kokladığım zaman... Sanki bir zamanlar oldukça ilkel bir yaşam yerine sahip olan bir yer, sonradan dönüşme girmiş, yüksek binalar dikilmiş ama Sahildeki kıyı şeridindeki çok güzel palmiye ağaçlarına sahip olan bir bölge aklıma geliyor. E, neresi olduğunu tam olarak çıkartamıyorum. Belki bir Miami diyebilirim. Belki bir e, Dominik Cumhuriyeti diyebilirim. Böyle çok düzenli bir sahil şeridine sahip olan bir yerde yürüyormuşum his hissine kapılıyorum. Sanki parfüm Öyle bir şey ki birazdan ben bu şeritte yürürken uzaktan böyle e, meyve sularını satan bir yerden o meyve sularının kokusu burnuma çalınacakmış gibi hissediyorum. Böyle çünkü parfümün içerisinde manolyalar var, gardenyalar var, yılan ylang notaları var ki bu ona biraz böyle tatlı bir hava sağlıyor. Yani parfüm e, nasıl söyleyeyim tanımlayamadığım tropikal meyvelerin karışımı gibi kokuyor. Evet yani... Daha çok meyvemsi kokan bir parfüm. Şeker değil yani kesinlikle. O meyvelerin sahip olduğu tatlı bir hava vardır ya. Parfüm bu şekilde kokuyor kesinlikle. Ben bu parfümü sanki böyle bir esmer tende daha çok güzel gidermiş gibi geliyor. Ve bu parfüm biraz böyle canlı bir parfüm. Daha işte böyle dans edilen bir ortamda. Daha işte birazdan böyle başlayacak olan bir happy hour saatinde daha güzel gidermiş gibi geliyor bana. Sanki böyle uzaklarda bir ejder meyve suyunu satan bir satıcıdan gelen e, burnuma çalınan bir kokuymuş gibi geliyor bu parfüm kokusu bana. Meyve suyu gibi kokuyor kısacası. Yani böyle tropikal karışık bir meyve suyu parfümü diyebilirim. İkinci parfüm Eskadın'ın Pacific Paradise isimli parfümü. Adından da anlaşılacağı üzere bu parfümü kokladığınız zaman kendinizi böyle dış dünyayla tamamen bağlantısını kesmiş, izole edilmiş bir adıdaymışsınız hissi veriyor. Çünkü parfümün karışımı... Muz ve hindistan cevizinden oluşuyor. Yanı sıra parfüm içerisinde kesme şeker notası da var ki oldukça şekerli bir parfüm. Hindistan cevizi içerikli parfümleri ben zaten çok yoğun buluyorum. Bazen bana soruyorsunuz diyorsunuz ki hindistan cevizi içerikli hafif bir parfüm öneriniz var mı diye. Ben de onlara yok diyorum çünkü hindistan cevizi zaten ağır bir içeriktir. Tende yağlı bir hissiyat bırakıyor. Hindistan cevizinin başrolde olduğu bütün parfümler bu şekildedir. Bu parfümde kokladığınız zaman Sanki her an bir yerden böyle sizi karşılamaya gelecek saman etekli kızlar lambada yapacaklar birazdan. Oynamaya başlayacaklar. Boyunlarında böyle çiçekten taşları var. Ellerinde böyle Hindistan cevizi kapta böyle meyve suları var falan. Kendinizi böyle bir havaya kaptırabileceğiniz bir parfüm. Üçüncü parfüm Hermes'in de Merveilles isimli parfümü. Bu parfüm birazcık daha böyle bana unisex bir hava andırıyor. Çünkü ben bu parfümden kokladığım şey, bana daha doğrusu hissettirdiği şey ortam havası diyebilirim sizlere. Nasıl yani derseniz şöyle, birazcık böyle portakal çiçeği, kök nar, sedir kokuları karışık. Yani ben parfüm aslında betimleyecek olursam, sanki böyle ormanlıklar, ağaçlık bir alanın ortasındaki bir beach club'da böyle akşam üzeri saatinde sanatçı çıkacaktır. Hep ağır saatinde. Ama sanatçı çıkmadan önce hazırlanırsınız. Böyle üzerinizde bütün gün güneşlenmişsinizdir. Halide güneş yağı, güneş kremi kokusu böyle kalmıştır. Ama yıkanırsınız da onun böyle teninizden kokusu çıkmaz ya böyle usulca böyle teninizden yine de böyle hafif hafif güneş kokusu gelir. O insanlar böyle bir kalabalık oluştururlar konseri beklemek için o alanda. Orada bekleyen insanların hepsinin böyle teninin üzerinden ben onun kokusunu böyle hafif hafif o güneş yağı kokusunu alıyorum. Ama bir taraftan da arkamdan o Beach'in bulunmuş olduğu yerde ağaçlardan gelen esinti o rüzgar o ağaç kokusuyla bu ikisi birleşiyor. Ben Hermes'in kokusunu bu şekilde tanımlıyorum açıkçası. Yani daha çok bana e, da nedense Before Sunset Beach'in havasını andıran bir parfüm diyebilirim sizlere. Yani bir beach club'ı andıran bir anıyı, anıya mı döndürüyor artık bilmiyorum. Bu parfümü kokladığım zaman beni oradaki bir anıya götürüyor. O alanda, o e, e, eğlence saatine başlamadan önce oradaki kalabalık ve etraftaki ağaçlardan gelen rüzgarın karışık e, oluşturmuş olduğu bir parfüm kokusu diyebilirim sizlere bu kokuyu bir parfüm şişesine tıkmışlar gibi hissediyorum. Bir diğer önerim sizlere J. Sanderson isimli parfüm. Direkt güneş kremi kokan bir parfüm var mı diye soracak olursanız kesinlikle size J. Sanderson'ı öneririm. Çünkü ben bu parfümü kokladığım zaman benim aklıma hep şey geliyor böyle. Eskiden bu kadar fazla güneş kremi markası çeşitli yoktu. Şimdi Şimdilerde böyle gratisler, Watsonslar falan bolca yayıldı. O yüzden böyle farklı farklı markalar var. Mesela Bainry var, işte Garnier çok daha fazla kullanılır hale geldi. Eskiden böyle değildi. Plaja gidilecekken mesela benim çocukluğumda öyleydi. Sahile gidilecekken hep böyle çantamızda olan tek bir tane güneş kremi markası vardı. O da Nivea'nın güneş kremiydi. O yüzden bu parfümün kokusu bana Nivea'nın güneş kremiyle beraber denizden gelen o böyle usulca olan o rüzgarı, esintine karışımıymış gibi kokuyor. Yoğun şekilde içerisinde yılan yılan notalarını hissedebileceğiniz o güneşin Teninize yaratmış olduğu sıcaklığı hissedebileceğiniz bir parfüm. Bir diğer bahsedeceğim parfüm önerisi sizlere. Yves Rocher'larda bulabileceğiniz Monoi isimli parfüm. Monoi'nin aslında çok fazla serisi var Yves Rocher'larda. Ben çok seviyorum. Vücut yağları var, saç yağları var. Çok güzel bir kokuya sahip. Ve aslında bu kokunun kaynağı içerisinde bulunan tiare çiçeğinden kaynaklı. Tiare çiçeği yağ e benziyor şekil olarak. Ama koku olarak biraz böyle balı andıran bir kokuya sahip. Böyle değişik aromatik bitkilerin karışımıymış gibi kokuyor. Ben bu parfümü sıktığım zaman sanki aromaterapi masajı yaptırırsınız ya böyle kendinize. Onun böyle kendine has böyle karışık bitki kokusu vardır. Birazcık da böyle üzerinizde rahatlama, böyle esneme sağlar. Bu parfümün kokusu sanki bana öyle bir şey andırıyor. Böyle deniz kenarında bir gazebonun içerisinde kendime çok güzel, rahatlatıcı, güzel böyle yağlarla masaj yaptırıyormuşum hissine kapılıyorum. Ve bu parfümle ilgili dikkat edilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Ben ne zaman bunu sıksam plajda, özellikle de yağlarını vücuduma sürmeyi çok seviyorum gerçekten. Onların da kokusu aynı şekilde aynı seridekiler e, tağya olarak geçiyor. Ben ne zaman sıksam etrafıma bir arı üşüşmesi söz konusu oluyor. Yani her an bir arı tehlikesiyle burun buruna karşılaşıyorsunuz çünkü içeri gerçekten çok organik ve yanıltıcı olabiliyor bu anlamda canlılar tarafından. O nedenle dikkat edilmesi gereken bir parfüm. Tiara çiçeğinden bahsetmişken bir başka parfüm önerisi Tiara çiçeği içerikli olan Guerlain Terracotta isimli parfüm. Terracotta Monoi'nin kokusuna benziyor. Ama Monoi'de böyle hani bariz bir şekilde yağ, vücut yağı kokusu alıyorsunuz. Yani onun böyle sanki vücut yağına benzer bir şeyden gelen bir kokuymuş gibi olduğunu hissediyorsunuz. Ama Terracotta öyle değil. Daha böyle kuru bir hissiyat var. Bu parfüm sanki güneşin teninize vurduğu o böyle kuru sıcaklığı andırıyor. Size bu hani bunun kokusunu sezdiren bir parfüm. İçerisinde hindistan cevizi, yılan yılan notaları da olan bir parfüm. Tatlı, oldukça tropikal esintiye sahip olan bir parfüm önerisi. Umarım bu videoda bahsetmiş olduğum parfümleri seversiniz ve kokladığınız zaman siz de benimle aynı şeyleri hissedersiniz. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.